Demek vazgeçiyorsun ha? Ben değil Engin, Nazlı vazgeçti çoktan. Bugün terapide görmeliydin. Neler olduğunu anlayabileceğini tek kelime bile etmedin. Hiç konuşmadı mı? Nazlı'nın sessiz kalması mümkün mü? Konuştu tabii ama neden boşanmak istediğini söylemedi. Yani aslında beni sevdiğini bile söyledi ama neden boşanmak istediğini söylemedi. Çıldırmak üzereyim. Seni seviyorum mu dedi? Avukat bulutu alacaklar diyor. Terapist neden boşanmak istiyorsunuz diyor. Nazlı tek kelime bile etmiyor. Allah Allah. Sessiz kalmasında var bir şey. Engin ben sürekli bir şeyler aramaktan çok yoruldum. Ya bulut avuçlarımın arasından kayıp gidiyor. Buzdağının görünmeyen kısmıyla vakit kaybedemeyeceğim ben artık. Görünen kısmı bile yeteri kadar zarar verdi. Ya benim içime hiç sinmedi kardeşim. Ben geliyorum oraya şimdi. Yok ya bak sen işine. Buraya gelsen bile ne yapacaksın sanki? Keyfin kaçması gereksizdir. Vallahi benim durumumda ne kadar keyifli bilmiyorum yani. Şoförümün flört ettiği, eski sevgilimin en yakın arkadaşı olan bir kadından hoşlanıyorum Ferit. Bu cümleyi kurmak bile beceri istiyor. Senin için de zor. Zor ki ne zor. Ya birazdan hepimiz bir araya geleceğiz. Ve ben ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ortalığı daha fazla karıştırma. Bırak bu işin peşindesem. Beni dinlemeyeceksin değil mi? Vallahi kardeşim ortalık yeteri kadar karışık zaten. Yani artık inceldiği yerden kopsun ya. Neyse hadi konuşuruz sonra, öpüyorum. Görüşürüz, bay bay. Bulut'cum. Bütün gün odadan çıkmadığını unuttuk burada olduğunu. Sen bu yanakları böyle sarkıttığına göre karnın çok fena acıkmış olmalı senin. Hayır hiç de bile ben sana kızgınım ondan. Neden kızdın bana dayıcığım? Çünkü sen Nazlı'ya bağırdın. Nazlı da bize küstü. Bir daha hiç gelmeyeceğim. Bulut'cum Nazlı bize küsmedi. Yetişkinler arasında bazen böyle anlamadığımız şeyler olur. Merak etme Nazlı bu eve geri gelecek. Anlaştık mı? Hah bak hamburgerlerimiz de geldi. İyi akşamlar Ferit Bey. Buyurun. İyi akşamlar. Buyur. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Yalnız içecekler eksik sanırım. Affedersiniz Ferit Bey. Motorda unuttum. Hemen getiriyorum. Tamam. Gel bakalım. En sevdiğin hamburgerciden kocaman bir hamburger. Yanında da bir sürü patates kızartması. Üstelik sıcacık. Buranın değil, tamam mı? Yemeyeceğim. Bulut, lütfen. Nazlı şu çocuğu onun Nazlı'yı düşündüğünün yarısı kadar düşünebilse keşke. Nazlı beni çok seviyor bir kere. Beğendin mi yaptığın anne? Çocuk bütün gün odasından çıkmadı, yemek yemedi, yardım edeceğine iyice küstürdün. Ben mi küstürdüm? Anne karışma hiçbir şeye. Ne benim hayatıma ne Bulut'unkine. Hiçbir şeye karışma. Yorum yapma, fikrini söyleme. İlgilenmiyorum. Bunları duymak istemiyorum. Anlıyor musun? Gerçekleri duymak istemiyorsun değil mi? Nazlı'nın bu kadar sorumsuzca davranmasını duymak istemiyorsun. Nazlı'şım, kuzum nasılsın? İdare ediyorum Fatoş'um. Sen gidiyor musun? Gideceğim birazdan ama önce bunları bırakmaya geldim sana. Al bakalım. Ne bunlar? Bunlar mutsuzluk reçetesi Nazlıcığım. Dergiler ve dondurma. Teşekkür ederim Fatoş. İşe yarar mı bilmiyorum ama deneyeceğim söz. Vallahi ben bütün yabancı filmlerde bu formülü görüyorum Nazlı. İşe yarıyor ki belki koyuyorlar yani ben öyle düşündüm. Hadi ben gidiyorum öpeyim seni. Oh. Görüşürüz Fatoş'cum. Aklım bende kalmaz. Yani o çok mümkün değil ama denerim.
akşamlar. Kaç var, bir şey olacaktı. Merhabalar. Merhabalar, selamlar. Anne! Anne, Bulut'u gördün mü? Odasındadır. Fazilet, sen yanında değil miydi? Ben okul kıyafetlerini ütülüyordum. Sizin yanınızda yemek yiyor sanmıştım. Berit, nerede bu çocuk? Her yere baktım anne, evde yok. Ferit, ben gerçekten kavga etmek istemiyorum. Nazlı, Bulut kayıp. Sana bir şey söyledi mi bugün? Kayıp mı? Ne demek kayıp Ferit? Basma. Ya kayıp, evin her yerini aradık. Kaçmış herhalde yine, cüzdanım da yok çünkü. Tamam, tamam, ben şimdi çıkıyorum. Karakolda görüşürüz. Abla? Bulut evden kaçmış Asuman. Aa, kız küçücük çocuk nereye gitsin tek başına? Bilmiyorum Asuman, daha önce de kaçmıştı. Ama o zaman Demet'in evindeydi. Ay hay Allah, nereye gider ki ya? Sen haber alınca bana da haber ver, tamam mı? Bulut! Nazlı, ben sana geldim. Bulut'cum, sen buraya nasıl geldin? Taksiyle. O kadarını anladık. Evi nasıl buldun? Ya başına bir şey gelseydi? Ya Nazlı, ben buraya önce birçok defa geldim. Bak, dayımla geldim. Tarık abiyle geldim. Yani biliyorum ben buraları. Al bakalım. Şimdi sen buraya taksiyle geldin de, taksiye verecek parayı nereden buldun? Bulut. Dayımdan borç aldım. Borç. Özür dilerim, Nazlı. Özür dilemen gereken kişi ben değilim bence, Küçük Bey. Ben bakarım. Yakışıyor muydu sana? Bulut, nasıl, iyi mi? İyi, iyi, içeride. Dayı. Bir daha sakın böyle bir şey yapma dayıcığım, tamam mı? Başına bir şey gelecek diye çok korktum. Biliyor musun, nerede de çok korkmuş. Hoş geldin bu arada. Hoş buldum. Anneannen de çok merak etti seni. Hadi kalk, evimize gidelim. Ben bu gece burada kalacağım. Bulut. Ben bu gece burada kalacağım ve siz barışana kadar da eve gitmeyeceğim. Söz, ben istediğin zaman getireceğim seni Nazlı. Ama şimdi kalk, evimize gidelim, haydi. Ben bu gece burada kalacağım. Bulut'cum, bak anneannen de merak etmişsin, hadi. Madem merak ediyor, arayın telefonda, merak falan etmesin. Ben bu gece sizinle film seyretmek istiyorum. Evimizde izleriz filmi Bulut'cum. Hayır, ben burada film seyretmek istiyorum. Şimdi sizinle. Eski günlerdeki gibi. Siz hep eski günlerdeki gibi olacak gibi dediniz ama olmadı. Nazlı senden hiç ayrılmayacaktı ama ayrıldı. Bulut'cum. Hem anneannem zaten Nazlı Bulut'u sevmiyor demişti ama çok seviyor. Hem benim eve götürürsen dayı, ben bir daha kaçarım. Tamam, kalalım. Yaşasın. Senin için de sakıncası yoksa tabii Naz. Yok tabii Ferit. Çok sevindim. Bulut'cum,
Emin misin? Bak sonra değiştirmek yok. Hı, eminim. Son karar. Bu kadar filmin arasından yine aynı filmi seçsin. Evet. Hazır. Hadi bakalım. Nazlı. Gel buraya otur. Hemen ortanıza atmış alırım. Senin bu filmi kaçıncı izleyiş? 4. Ama bu benim en sevdiğim çizgi film. Sen neden bizim evimizde kalmıyorsun? Biz ne güzel eğleniyorduk işte üç kişi. Bulutcuğum, anlattım biliyorsun. Evet evet biliyorum, sen beni çok seviyorsun. Dayımı sevmiyor musun? O ne demek? Sevmez olur muyum? Çok seviyorum tabii ki dayını. Ama büyük olmak çok zor. İnsan bazen istemediği kararlar vermek zorunda kalıyor büyüyünce. Neyse ki ben hala küçüğüm, istediğim her şeyi yapabiliyorum. Değil mi dayı? Evet dayıcığım. Ay siz keyfinize bakın, ben bakıyorum kapıya. Selam. Ne haber? İyidir, sen? İyidir. Amca. Gel dikkat et, gel 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 gel. Ne yapıyorsun oğlum sen, neredesin? İyiyim. Baharatlarla ilgili bir masal anlattım. Hemen uykuya daldı. Kitaplarıma bir hakaret sezdim sanki. Yok canım, olur mu öyle şey? Yani belki bilinçaltına yerleşir de böyle senin gibi güzel bir aşçı olur falan diye düşündüm. Bir dahaki gelişimde kendi kitaplarımdan da getiririm. Belki müzisyen olur. Bulut'un buraya bir dahaki gelişinde sen de burada olacaksın demek. Evet. Ben zaten Bulut için buradayım. Ve Bulut'un bana nerede ihtiyacı varsa orada olmaya devam edeceğim. Ayrıca ablamla konuştum, iş bu sefer çok ciddi. Aklınızı başınıza toplayın. Siz neden boşanıyorsunuz? Deniz. Deniz, senin tek derdin Bulut mu gerçekten? Buna inanmamızı mı bekliyorsun? İstediğine inanabilirsin. Ben ne gördüğümü biliyorum. Ferit, Deniz sakin olur musunuz? Sana gerçekten bir şey anlatmak imkansız. Gerçekten boşuna uğraşıyoruz. Gidiyorum ben. Deniz bekler misin? Deniz. Deniz tamam sakin. Deniz bekle. Şimdi ablam da gittiğine göre eğer iki dakikanı ayırabilirsen seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Sana bir şey söylemem lazım. Bu boşanma... Evet. Ben Ferit'i sevmediğim için boşanmıyoruz biz. Ben Ferit'i çok sevdim. Hep de seveceğim. Peki o zaman neden boşanıyorsunuz? Ya bu çocuk oyuncağı değil ki, küçücük bir çocuğun hayatı söz konusu. Öyle gerekiyor Deniz. Boşanmak zorundayız. Bu Bulut'u ya da Ferit'i sevmediğim anlamına gelemez. Nazlı, senin ne kadar acı çektiğini görüyorum. Ferit abinin ne kadar acı çektiğini görüyorum. Sizin birbirinizin nasıl sevdiğinizi görüyorum. Hep belliydi. Ben görmek istemedim.
Ahmet abi tutuklandığı gün karakolda düşürmüştün ya. Sen almıştın. Ben almıştım. Ya seninle ilgili ne zaman umutsuzluğa düşsem her şey çok güzel olacak diye ona bakıyordum. Her şey çok güzel oldu. Ama farklı bir şekilde. Bak Nazlı, ben bütün inatlarımdan vazgeçtim. Senden vazgeçtim. Ferit abi bunu görmek istemiyor ama bu böyle. Ben seni unuttum. Ve huzurluyum. Artık sen benim arkadaşımsın. Ferit abi abim, Bulut yeğenim. Ve hiçbirinizin üzülmesini istemiyorum. Ama özellikle Bulut'un, Bulut'un o Hakan'ın eline düşmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Özellikle sen ve Ferit abi. Artık bir karar verin ve harekete geçin. Çünkü vakit daralıyor. Otur Asuma. Sen de burada olsan daha iyi olur. Ferit, sanırım artık konuşmamız lazım. Geç bile kaldık Nazlı. Haklısın. Ama konuşamadım işte. Biliyorum. Her şeyi öğrendim. Biliyorum ama yine de bir türlü anlayamıyorum. Sen ne yapıyorsun Nazlı? Kimseye zarar vermeden ailemi korumaya çalışıyorum. Ama her seferinde birileri zarar görüyor gördüğün gibi. Biz neyiz Nazlı? Ben senin neyinim? Neden bunca problemi tek başına yükleniyorsun? Neden bana gelmiyorsun? Aklım almıyor. Yani anlamaya çalışıyorum ama bizden nasıl bu kadar kolay vazgeçtiğini anlayamıyorum. Vazgeçtim mi sanıyorsun? Gerçekten vazgeçmedim. Konuşmaya çalışıyorum. Boşanma davası açtıktan sonra mı? Neden bana güvenmedin? Hakan'ın sana, Asuman'a, bize, Bulut'a zarar vermesine nasıl izin verdin? Korktum Ferit. Nesini anlamıyorsun bunun? Korktum, çok korktum. Kardeşime zarar verir diye korktum. Ne tarafa kaçacağımı şaşırmıştım, anlıyor musun beni? Bir tarafta kardeşimin hayatı vardı, bir tarafta sen vardın, Bulut vardı. Seni tam bulmuşken bencilce dışarı atabileceğimi mi sandın? Ama diğer taraftaki kardeşimdi benim. Ferit canımdı, kanımdı. Tamam, tamam. Merak etme. Her şey düzelecek. Bir çaresini bulacağız. Hiç kimse zarar görmeyecek. Sana söz veriyorum. Sorun değil, merak etme. Sen çok güçlü bir kadınsın biliyorum ama birlikte her şey çok daha kolay olur. Bundan sonra benden bir şey saklamayacağına söz ver. Her şeyi birlikte çözelim. Çözelim. Özür dilerim. Hapse nasıl gönderirim diye düşünürken bunu gerçekten kaybedecektim Ferit. Onu çatının kenarında gördüğüm o an. Tamam, düşünme artık bunları. Aşağılık Hakan yaptıklarının hesabını verecek ama şimdi bu
Bu gece hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Yanımdasın, yanındayım. Bu yeter. Her yerimiz tutulmuş. Sana da günaydın. Günaydın. Şuna bak nasıl uyuyor. Ferit uyandıracaksın. Ferit. Uyandı gördün. Çok fena acıktı. Demek Mutlu Bulut'un karnı acıkmış. Bakalım o karın hala yerinde mi? Tamam kurtarıyorum. O zaman Mutlu Nazlı sana kahvaltı hazırlasın. Seni dayından kurtarıp. Biliyorsun ben Meri çok seviyorum. Çok tatlı bir erkek. Ama çok alıştırma bence kendini. Sonra Nazlı ile birlikte evimize döndüğümüzü özlersin. Ne? Nazlı ile mi yaşasın? Ya bak böyle çok sihirli bir yer Nazlı dayı. Bak gece yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, her şey düzeliyor sonra. O zaman hazır mısın sihirli evde sihirli kahvaltılara? Hadi bakalım. Hadi hadi. Ah, bakalım. Gel bakalım. Nazlı kurtar beni. Kurtardım. Önce elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Hoppa. Afiyet olsun. Sana da. İstemedi yanında küçük bey. Kendisi halledermiş tuvalet işini. Normal koca adam oldu. Ay Ferit şimdi ne yapacaksınız siz? Nasıl çözeceksiniz bu düğümü? Hakan'ın bir açığını kollayacağız. Ben arkadaşlara haber ettim. Muzaffer'i takip ediyorlar. Boş bir anında sıkıştıracaklar. Ferit, ben açıkçası Muzaffer'i konuşturabileceklerini sanmıyorum. Ay vallahi ben de. Bir yandan şu kaçakçılık işini ve Tahir'in ölümünün izini sürecekler. İlla bir yerden bir açık verecek bu herif. Hadi inşallah. Bulutcuğum güzelce yıkadın mı ellerini? Bak çok güzel kokmuş sabunun. Bakayım. Oh mis gibi olmuş mis. Yerim ben o minnak elleri. Hadi bakalım. Hazır mısın kahvaltıya? Hadi. O zaman başlıyoruz. Bu peynir bitecek. Bunlar da. Ferit. Teşekkür ederim Ferit. Anlayışın için. Yanımda olman o kadar kıymetli ki. Önce şu belalardan bir kurtulalım. Her şeyi oturup konuşacağız. Bundan sonra yalanlar, sırlar... aramıza mesafe koyacak hiçbir şey istemiyorum. Sadece her ne olursa olsun bana güvenmeni istiyorum. Bak bu kaçıncı olaylar nerelere gidiyor. Biz her seferinde birbirimizden kopmak zorunda kalıyoruz. Haklısın. Çok özür dilerim. Ama insanın kardeşi söz konusu olunca ne yapacağını, nasıl davranacağını gerçekten bilemiyor. Bundan sonra ikimiz de birbirimize açık ve net olalım. Söz ver bana Nazlı. Söz. Bundan sonra gizli saklı hiçbir şey yok. Ben şimdi gidiyorum. Birilerine danışacağım bu meseleyi. Asuman'ın başına hiçbir şey gelmeden bu meseleyi çözmeye çalışacağım.